Öncelikle Ünye Çamlığımız, Ünyelimizin çok hassas olduğu ve sinir ucu olduğu bir nokta. Ve ben burada bu sahipliğe sahip çıktığı için, çamlığımıza sahip çıktığı için öncelikle Ünye halkına canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Ve aynı zamanda Ünye'nin istemediği ve Ünye'nin de istediği şeyleri yaparak Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e, Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı Bey'e gerçekten geldiği günden beri kültür ve Çamlığın takibini yapan Asım Suya Batmaz Beyefendi'ye ve aynı zamanda da Ortur Bölge Sorumlumuz Cevat Bayrak Bey'e hassasiyetlerinden ve çalışmalardaki nüanslardan dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Çamlığımız gerçekten önemli bir nokta, tam bir yaşam adası. Aynı zamanda geçen Japon Türk Dostluğu Derneği'nin de açıkladığı gibi bir Japon kültür evi de yapılacak. Ve taş eserler müzemiz de olacak burada. Dolayısıyla kafeterya konseptinden restoran konseptine geçirdik Çamlık'taki sosyal tesisimizi. Hem dokuya uygun mescidiyle, şadırvanıyla ve hizmet altyapısıyla, en önemlisi de engellilerimize de hitap eden hizmet altyapısıyla Çamlığımız gerçek bir yaşam adası olacak ve oldu. Ama bunun yanında da gelişen ve değişen dünyada en önemli ihtiyaçlardan biri de otopark ihtiyacıdır. Bu anlamda Çamlığımız trafiğe kapalı olacak, aşağıya araç kesinlikle gitmeyecek. Ama bunun yanında da otopark ihtiyacı hasıl olacak. Dolayısıyla otopark ihtiyacının giderilmesi için Üntit olarak da, Ünye Sivil Toplum Platformu olarak da, Ünye Belediye'mizde, Büyükşehir Belediye'mizde yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde arkamızda bulunan fitness aletlerinin olduğu bölgenin tamamen otoparka çevrilmesi ve girişinin de doğu yakasından giriş verilmesiyle ilgili talebimizi buradan yenilemek istiyoruz. Neden? Çünkü Çamlığımız yaz ayına hazır olacak ama otopark anlamında çok ciddi bir eksiğe sahip. Dolayısıyla buradaki mevcut fitness aletleri Çamlığın içinde rehabilite edilerek aynı zamanda yürüyen halkımızın spor yapma imkanını da ağaçların altında sağlamış olacak. Ve Ünye Çamlığımız otopark hizmeti anlamında da çok ciddi bir eksiğini de tamamlamış olacak. Biz buradan özellikle şunu belirtmek istiyoruz. Böylesine devasa bir coğrafyanın artı otoparka ihtiyacı vardır ve bunun giderilmesi için de alanımız da mevcuttur. Hiçbir doğaya, dokuya, ağaca, yeşile dokunulmadan buranın otoparka çevrilmesi aciliyet arz etmektedir. Ve büyük şehrimizden buranın bir an önce otopark çalışmasının başlatılmasını ve hayata geçirilmesini yaz ayıyla birlikte de beklediğimizi belirtmek istiyorum. Tabii ki Çamlığımız aynı zamanda taş eserleri müzesiyle, Japon kültür eviyle ve seyir teraslarıyla ve her Ünye'nin hayal ettiği Çamlık'ta yüzme plaj alanıyla yaza çok güçlü bir şekilde girecek ve tam bir yaşam adası olacak. Bu anlamda büyük şehrimizin bu dokunuşlarının her zaman dün olduğu gibi yanında olduk, bugün de yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Ve en önemli eksiği olan otopark eksiğinin de arkamızdaki alanın büyütülerek buraya uygun bir şekilde otopark haline getirmesini Üntit olarak da, sivil toplum platformu olarak da talep ettiğimizi belirtmek istiyorum.